Beydağ Tabiat Parkımız biyoçeşitli anlamında zengin. Hatta şöyle söyleyeyim, gelecek olan tüm ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Tabii bu çalışmalardan dolayı belediye başkanımıza, ekiplerine çok çok bakanlık olarak teşekkür ediyoruz. İmzalayacağımız sözleşme için de şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tarım Orman Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzle Büyükşehir Belediye'miz arasında Beydağ Tabiat Parkı ile ilgili protokol sözleşmesi için toplanmış bulunuyoruz. Tam protokoldaki amaç oradaki 3300 dönümlük alan içerisinde belediyemiz ve milli parklarla birlikte ortaklaşa yaptığımız çalışmaların topluma açılması ve toplumun hizmetine sunulması amaçlamaktadır. Bu anlamda oradaki 900 dönümlük yerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol muhaceresi içerisinde 250 kişilik gençlik kampının yanında Macera Adası'nın, jimnastik salonunun, futbol sahasının, basket, voleybol ve handbol sahalarının yapılması, ayrıca gençlerimizin kalabileceği konut bazındaki evlerin yapılarak bizlere teslim edilmesi, daha sonra da milli parklarla birlikte ortaklaşa işletmesini amaçlamaktadır. Bugün yapacağımız protokol muhaceresi içerisinde de milli parklarla birlikte yapmış olduğumuz düzenlemelerdeki sosyal tesisler, kafeterya, lokanta ve benzeri şeylerin belediyemizde devrinin yapılması ve belediyemiz tarafından da o bölgenin bakım, onarım ve benzeri işlerinin belediyemiz tarafından yürütülmesi, ayrıca gidiş çıkış kontrollerinin de yine belediyemizin güvenlik elemanları tarafından yapılmasını amaçlamaktadır. Hakikaten Ahmet Bey'le de çok güzel ortak çalışmalarımız var. Diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi paydaş olma noktasında. Gerçekten de şimdiye kadar gerek Pınarbaşı tesislerindeki yapmış olduğumuz ortak çalışmalar olsun, gerek Beydağ Parkı ile ilgili yapmış olduğumuz ortak çalışması ve gerekse diğer alanlardaki ortak çalışmalar hakikaten de kamu kuruluşları arasında belediye ve yerel yönetim anlamında örnek çalışma sergilemektedir. Bu anlamda da bu incelik ve tevazudan dolayı ve nezaketinden dolayı değerli bölge müdürümüz Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Ve bakanlığımızın da bu konudaki göstermiş olduğu kadirşinaslıktan dolayı ve belediyemize ve Malatya'mıza hakikaten şehrin merkezinde 3 milyon 300 bin metrekarelik bir alanın halkımızın hizmetine açılması Malatya açısından büyük bir şanstır. Ayrıca Türkiye genelinde de zannedersem şehir merkezinde böyle bir mekan, böyle bir imkan söz konusu değildir. Yani Amerika'daki Central Park ve Londra'daki Hyde Park gibi şehir merkezinde ve şehir insanının yararlanabileceği bir imkan dahilinde bütün Malatyalı hemşehrilerimize sunulması da ayrıca bir güzelliktir. Bu güzelliği sağlayan başta Tarım Orman Bakanlığımıza ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze ve Malatya ölçeğinde bölge müdürümüze teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasına temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İmza ediyorum. Hadi.